Selam herkese, Trendaz Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste hızlıca Python anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımıza yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Günümüzde Python en fazla kullanılan programlama dilidir. Python'ın bu kadar popüler olması yapay zeka gibi veri bilim alanlarında çok kullanılmasından dolayıdır. Python veri biliminde çok kullanılır ama komple bir dil olduğu için web tasarımından oyun geliştirmeye kadar her alanda Python'ı kullanabilirsiniz. Eğer yeni bir programlama diline başlayacaksanız Python iyi bir başlangıçtır. Bu videoda sıfırdan Python'a hızlı bir giriş yapacağız. Özetle bu derste Python'ın çalışma ortamı, veri türleri, kontrol yapıları, veri yapıları, fonksiyon yazma ve kütüphaneler gibi konulardan bahsedeceğim. Derse başlamadan önce Kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Python'ı kullanmak için öncelikle bilgisayara yüklemek gerekir. Python yüklemek için Python'ın resmi web sayfasına gidip indirerek Bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Python'ı Anaconda platformu ile kullanmak işlerinizi kolaylaştırır. Anaconda ile 350'den fazla kütüphane ve kodlarınızı yazabileceğiniz editörler yüklü gelir. Ben ders boyunca Jupyter Notebook ile Python anlatacağım. Jupyter Notebook veriyi iyi görselleştirdiği için özellikle veri biliminde çok kullanılır. Python'ın Anaconda nasıl yükleneceğine dair dersi kanalımıza bulabilirsiniz. Jupyter Notebook'u Anaconda'nın navigatöründen açabilirsiniz. Örneğin, navigatörü açtıktan sonra Jupyter Notebook kısmına gelip başlat butonuna bastığımız zaman Jupyter Notebook açılır. Yeni bir notebook açmak için öncelikle masaüstüne gidelim. Ardından sağ üst köşede new butonuna basıp Python 3 sekmesine tıklatalım ve kodlarımızı yazabileceğimiz notebook açıldı. Veri bilimi gibi alanlarda projeler yapmak için bir Python geliştiricisi olmanıza gerek yok. Temel düzeyde Python bilseniz yeterlidir. Python'ın kodlarını anlayabilmek ve okuyabilmek için yazım dilini bilmek gerekir. Öncelikle veri isminde bir değişken alalım. Bu veriye bir string atayalım. String Python'da bir veri tipidir. Karakter dizisi olarak yazılır. Örneğin tırnak içerisinde merhaba dünya yazalım. Jupyter Notebook'ta komutu çalıştırmak için run tuşuna basılır ve veri değişkenine merhaba dünya yazısını atadık. Ya da komutu çalıştırmak için shift enter tuşlarına basarak da komutu çalıştırabiliriz. Jupyter Notebook'un özelliklerini öğrenmek için kanalımızdaki Jupyter Notebook dersini izleyebilirsiniz. Python yorumlayıcı bir dil olduğu için bir komutu çalıştırdığımızda anında sonucunu görebiliriz. String tırnak içinde yazılır. Örneğin bu veriyi ekrana yazdırabiliriz. Bu stringin elemanlarına ulaşabilirsiniz. Bunun için köşeli parantez kullanılır. Örneğin sıfırıncı elemana ulaşmak için veri yazıp köşeli parantez içerisinde sıfır yazdıktan sonra bu komut çalıştırdığımız zaman M harfi ekrana yazıldı. Stringin uzunluğunu len fonksiyonu ile bulabiliriz. Len yazıp içerisine veri yazdıktan sonra bu komut çalıştırırsak bu stringin 13 tane karakteri olduğu ekrana yazıldı. Ekrana yazı yazdırmak için print komutunu da kullanabiliriz. Örneğin print yazıp İçerisine veri yazdıktan sonra bu komutu çalıştırdığımızda Merhaba Dünya yazısı yazıldı. Print ile ekrana yazı yazdırma ne avantajı var derseniz Basitçe anlatmak gerekirse Print komutu ile String'in içindeki kaçış karakterleri denen komutlar okunabilir. Veri değişkenini alalım. Ters slash kaçış karakteridir. Bunun yanına n yazarsak Yeni satıra geç anlamına gelir. Print komutu bunu algılar. Ama print komutunu kullanmazsak bu kaçış sembolü anlaşılmaz. Örneğin print yazıp veriyi tekrardan ekrana yazdırırsak dikkat ederseniz merhaba'dan sonra gelen kaçış karakterinden dolayı dünya yazısı bir alt satıra yazıldı. Ama veriyi ben direkt yazdırırsam o zaman veri değişkeni direkt olarak ekrana basıldı. Python'da diğer bir veri tipi sayısal veridir. Bir değişkene sayısal değer atamak için örneğin say isminde bir değişken alalım. 13.5 yazalım. Ardından sayı ekrana yazdıralım. 13.5 ekrana yazıldı. Nokta ile ayrılan sayılara float denilen ondalık sayılar denir. Bir değişkenin tipini öğrenmek için type komutu kullanılır. Örneğin type yazıp İçerisine sayı değişkeni yazarsak ve bu komut çalışırsak filat tipi ekrana yazıldı. Ondalıklı yerine tam sayıda kullanabiliriz. Diğer bir veri tipi boolean yani mantıksal veri tipidir. True doğru false yanlış ifade eder. Örneğin bir a değişkeni alalım. Buna true değeri atayalım. B değişkeni alalım. Buna da false değerini atayalım. Print komutu ile a ve b değişkeni ekrana yazdıralım. Ve true false sonuçları ekrana yazıldı. Çoklu atama da yapabiliriz. Örneğin a virgül b virgül c eşittir. 1 virgül 2 virgül 3 yazalım. Ardından print komutu ile a b c ekrana yazdıralım. Böylece ABC b c değişkenine 1, 2, 3 değerlerini atamış olduk. Python'da büyük küçük gibi karşılaştırma operatörleri kullanılabilir. Örneğin a küçük b yazıp bu komutu çalıştırdığımız zaman a b'den küçük olduğu için true cevap ekranı yazıldı. A büyük C şeklinde yazıp çalıştırırsak A C'den büyük olmadığı için false cevabı ekrana yazıldı. B C'ye eşit mi şeklinde yazdığımız zaman ve bu komutu çalıştırdığımızda B C'ye eşit olmadığı için false sonucu ekrana yazıldı. Şimdi kontrol deyimlerine bakalım. Öncelikle if else yapısına bakalım. Python'ın en önemli özelliği yazım dilinin kolay olmasıdır. x eşit eşit 99 yazıp 2 nokta üst üste sembolünü koyalım. 2 nokta üst üste sembolü koşulun bittiğini ifade eder. Bu sembolü kullanıp bir alt satıra geçilirse bloğa girilir. Dikkat edilirse iç satıra geçildi ve girinti oluştu. Bu içe girintiye intent denir ve bir tab boşluğu gösterir. If'ten sonra gelen mantıksal deyim sağlanıyorsa if bloğuna girilir ve buradaki görevler yerine getirilir. Örneğin print hızlı yazalım. Eğer bu koşu sağlamıyorsa if deyimi işlemez. Sonra gelen else deyimindeki görevler yerine getirilir. Print yazıp içerisine yavaş yazalım. Şimdi örneğin x'i 80 e alalım. Bu komutları çalıştırdığımız zaman ekrana yavaş yazıldı. x eşittir 80 birinci if bloğunu sağlamadı. Yani 80 99'a eşit olmadığı için if bloğu geçildi ve bir alt bloğa girildi. Ve ekrana yavaş yazıldı. Şimdi for döngüsüne bakalım. Bir deyim birden çok ard arda yürütülecekse for döngüsü kullanılır. For döngüsü belirlenen sayıya kadar döngünü tekrar etmesini sağlar. Örneğin ekrana 0'dan 10'a kadar olan sayıları yazdıralım. Bunun için for i in yazdıktan sonra range fonksiyonunu kullanıp 10 yazıyorum ve yine 2.3 üste koyuyorum. Burada range fonksiyonu sıfırdan 10'a kadar olan sayılar ifade eder. Range ya da biraz önce uzunluk bulmak için kullandığım len fonksiyonları Python'da gömülüdür. Yani yüklü olarak gelir. Bu fonksiyonları kullanmak için import etmeye gerek yoktur. Direkt olarak kullanabilirsiniz. Ardından alt satıra geçiyoruz. Yine dikkat ederse bir girinti oluştu. Daha sonra buraya print yazalım. Ve içerisine i yazıp bu komutları çalıştırdığımız zaman sıfırdan... 10'a kadar olan sayılar ekrana yazıldı. While döngüsü ise belirli bir şart sağlandıkça devam eder. Örneğin i'yi 0 alalım. Ardından while yazıp i küçük 10 alalım. Yine 2 nokta üst üste sembolünü kullanalım. Bir alt satıra geçelim. Print yazıp içerisine i yazalım. Ardına tekrar bir alt satıra geçip i artı eşittir 1 yazalım. Ardından bu komutları çalıştırdığımız zaman 0'dan 9'a kadar olan sayılar ekrana yazıldı. i başlangıçta 0 aldık. i 10'dan küçük olduğu müddetçe döngü devam etti. i artı eşittiği 1 bir sayaçtır. Ve her döngüde bu sayaç 1 artar. En son i 10'a gelince döngüden çıkılır. Şimdi Python'daki 3 veri yapısını anlatacağım. Bunlar tuple, list ve sözlüktür. Bu yapılar sık sık kullanılır. Tuple yapısı için parantez kullanılır. Ve bu yapıda nesneler sadece okunur. Elemanları değiştirilemez. Örneğin parantez içerisinde 1, 2, 3 yazıp Ardından print yazdıktan sonra içerisine a yazıp bu hücreyi çalıştırdığımız zaman 1, 2, 3 değerleri eklene yazılır. Diğer yapı listtir. Bu yapı için köşeli parantez kullanılır. Örneğin liste isminde bir değişken alalım. Ardından Köşede parantez kullanıp içerisine 1, 2, 3 yazalım. Daha sonra print yazıp listeyi ekrana yazdıralım. Ve 1, 2, 3 değerleri ekrana yazıldı. Listedeki bir elemana ulaşmak için indeks kullanılır. Listenin elemanları değiştirilebilir. Örneğin. Sıfırıncı indekse gidelim ve buna 44 değerini atayalım. Liste yazıp köşenin parantez içerisinde 0 yazdıktan sonra 44 yazıyorum. Ardından print komutunu kullanıp içerisine liste yazıyorum. Bu hücreyi çalıştırdığımız zaman 0. indeksteki 1 yerine 44 değerini atamış olduk. Şimdi sözlük yapısına bakalım. Sözlük yapısı anahtar değer ikililerinden oluşur. Bu yapı için süslü parantez kullanılır. Örneğin x eşittir dedikten sonra süslü parantez açıp a anahtarına 1 değerini atıyorum. b anahtarına 2 değerini atıyorum. Ardından c anahtarına da 3 değerini atayıp daha sonra print komutunu kullanarak içerisine x yazıp bu komutu çalıştırdığımız zaman anahtar değer ikilileri ekrana yazıldı. Sözlük yapısındaki anahtarların değerleri değiştirilebilir. Örneğin c anahtarının değerini 77 yapalım. Bunun için x yazıp köşeli parantez kullandıktan sonra c anahtarına gidiyorum. Ardından eşittir 77 yazıp x'in Değerlerini görmek için print komutunu kullanıyorum. Bu hücreyi çalıştırdığımız zaman C anahtarının değerinin 77 olduğunu görüyoruz. Şimdi Python'da fonksiyonlara bakalım. Fonksiyon girdiği çıktıya dönüştüren eylemdir. Fonksiyon yazmak için def anahtar kelimesi kullanılır. Sonra fonksiyon adı yani başlığı yazılır. Fonksiyona istenen isim verilebilir. Örneğin fonksiyonumuzun ismi toplam olsun. Ad yazıldıktan sonra mutlaka parantez kullanılır. Fonksiyonun parametresi veya argümanı varsa parantez içerisine yazılır. Örneğin parametreleri a ve b olsun. Birden fazla argüman varsa aralarına virgül konur. Bazı fonksiyonların parametresi olmayabilir. Ama yine de parantez kullanmak gerekir. 2 nokta üst üste koyduktan sonra biraz satıra geçelim. Başlıktan sonra fonksiyonun gövdesi başlar. Gövde fonksiyonun yapacağı işleri gösterir. Örneğin a artı b yazalım. Fonksiyon bir değer döndürüyorsa o değer return deyimiyle belirtilir. Örneğin a artı b'nin başına return yazalım. Bu hücreye çalıştırırsak fonksiyon tanımlanmış olur. Artık bu fonksiyonu kullanabiliriz. Bu fonksiyonu kullanmak için öncelikle fonksiyon ismini yazıyoruz. Ardından fonksiyon argümanlarını giriyoruz. Daha sonra sonucu ekrana yazdırmak için print komutunu kullanıyoruz. Bu komutu çalıştırdığımız zaman 10 yazısı ekrana yazıldı. Python'ı öğrenmek ile önemli projeler yapamazsınız. Python'ın çeşitli amaçlar için kullanılan birçok kütüphanesi vardır. Örneğin veriyi görselleştirmek için Matplotlib ya da Seaborn, veri analizi için NumPy, Pandas, Scikit-Learn ya da web geliştirmek için Django, Flask gibi kütüphaneler kullanılır. Python'ı bilmek kadar kütüphanelerini bilmek de önemlidir. Python'da herhangi bir kütüphaneyi kullanmak için import etmek gerekir. Örneğin özellikle çok boyutlu dizi işlemleri için kullanılan NumPy kütüphanesini içe aktaralım. Import Numpy yazıyoruz ve bu komutu çalıştırıyoruz. Şu anda Numpy kütüphanesini kullanabiliriz. Bu kütüphanedeki komutları kullanmak için Numpy yazdıktan sonra istenilen komut kullanılır. Numpy biraz uzun olduğu için kısaltma kullanabiliriz. Örneğin Numpy'yi np kısaltması ile kullanmak istersek as np şeklinde yazıp bu komutu çalıştırırız. Artık Numpy'yi np kısaltması ile kullanabiliriz. np yazdıktan sonra nokta koyup Tab tuşuna bastığımızda numpy içerisindeki metotlar karşımıza gelir. Buradaki istediğimiz metodu kullanabiliriz. Örneğin abs fonksiyonu sayının mutlak değerini alır. Eksi 3 yazıp bu komut çalıştırırsak 3 değeri döndürülür. Ya da bir x listesi alalım. Bunun elemanları 1, 3, 5 olsun. Bu elemanların ortalamasını bulmak isteyelim. np.mean yazıp numpy'deki min metodunu çağırıyorum. İçerisine x yazıp bu hücreyi çalıştırdığımız zaman 1, 3, 5'in ortalaması olan 3 değeri ekrana yazıldı. Bu ders Python'a hızlıca genel bir giriş yaptık. Tabii ki Python'ın daha birçok kabiliyeti var. Ben temel düzeydeki komutları anlattım. Python'ı daha ayrıntılı öğrenmek için kanalımızdaki Python dersini izleyebilirsiniz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalardan ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmam üzere. Şimdilik hoşçakalın.